Son zamanlarda Suriyeli göçmenlerin kimlik kayıtlarının çıkarıldığı şehirlere geri gönderilmesi gibi bir durum var. Bu nasıl etkiledi sizin beraber çalıştığınız kadınların hayatını? İş yerlerine baskınlar oluyor. Özellikle tekstillere ve işte artık tekstildekiler çalıştırmak istemiyorlar göçmenleri. Dolayısıyla da herkes biraz işsiz kaldı ve evlerine kapanmak zorunda kaldılar. Onun dışında kimlik kontrolleri çok yoğun biliyorsunuz ve insanlar yine korkularından dışarı çıkamıyorlar. Hem ekonomik anlamda çok ciddi sıkıntılar yaşamaya başladılar göçmenler, hem de psikolojik olarak evlerine tıkandılar ve ne yapacaklarını bilmiyorlar. 5 yıldır nerede çalıştıklarına, kayıtlı mı kayıtsız mı çalıştıklarına bakılmaksızın bir şekilde bir danışıklı dövüş diyelim izin verildi kayıtsız çalışmalarına ve aslında bu hem yani herkesin işine geldi. İşverenin işine geldi çünkü işte en az %50 vergi ve SGK ödememiş oldu. Mültecinin işine geldi çünkü daha kolay iş buldu. Ama şimdi birdenbire bir gecede yasa dışı konuma düşürüldüler. Yani bunun altyapısı hazırlanmadan, yani evet şey olabilir, işlem yasal görünebilir. Evet, Türkiye İşte İstanbul'da kayıtlı olmayanlar kayıtlı oldukları şey. Ama zaten büyük bir kısmı sınır kentlerinde kaydoldu. Yani çünkü oradan geldiler, batıdan gelmediler sonuçta. Şimdi insanlar yeniden bir zorla yerinden edilmeye tabi tutuluyorlar. Bununla ilgili şeyi söyleyebilirim. Mesela ailelerin parçalanması durumu var. Yani mesela İstanbul kayıtlı diyelim ki aile fertlerinden biri, diğeri işte başka bir ile kayıtlı ya da kayıt dışı. Dolayısıyla da insanlar hani aile olarak ortak da hareket edemiyorlar. Yani diyelim ki işte bir başka kente hepsi birlikte kayıtlı olmadığı için hepsi birlikte gidemiyor. Aileyi birlikte tutma hakkı denen bir şey var anladığım kadarıyla. Ama bu pek gerçekte işlemiyor gibi geldi kulağıma, doğru mu? Yani daha öncesinde biz 6 ay öncesine kadar danışanlara şey önerebiliyorduk. İl göçe gidin ve aile birleşimi yapın diye. Ama 6 aydır biz de bu cümleyi kuramıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yapılmıyor böyle bir şey. Dolayısıyla da hani bütün yollar kapandı. Yani hiçbir şey yol olarak gösterilmiyor. Kadınlar ve çocukların kimliği olmuyor. Yani öncelikle ailedeki erkek kimlik almış oluyor. O yüzden de hani bir kısmı İstanbul'a geldikten sonra kayıt yapıldığı dönemde kimlik almış olanlar var. Bu böylece farklı farklı şehirlerde kayıtlı aileler var. Kimlik kaydı olan şehre geri döndürülen göçmenlere bu konuda bir yardım yapılıyor mu? Yani böyle bir bilgiye sahip değiliz. Duyumlarımız şu, otobüslere hani bindirilip gönderiliyor insanlar ama hangi şekilde gönderiliyor onun bilgisine bize sahip değiliz ve iyi koşullarda gönderilmedikleri de kesin. Geri dönecekleri kimlik kayıtlarının olduğu şehirlerde yeni bir yaşam kurulması sizin dediğiniz gibi konusunda da bir yardım olmadığını tahmin ediyorum anlattığınız şeylerden, doğru mu? Evet, yani somut bir işte şu şehre döndüğünüzde orada şu kurum size şu 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 destekleri sağlayacak diye bir bilgi yok. Bu acaba gerçekten sadece insanları kimlik kaydı yaptırdıkları şehirlere geri göndermekten ibaret bir şey mi? Yoksa bir caydırma politikası mı? Genel olarak istenmiyorlar zaten. O istenmeme her şeye yansıyor. Her türlü, yani İstanbul'da olsa kimliğin olacak. Kendisini şiddetten koruyabilen Suriyeli kadınlarla Türkiye'li kadınlar arasında oran olarak çok ciddi bir fark var. Türkiye'li kadınlar seni polise şikayet ederim, evden uzaklaştırırım şiddet uygularsan dediğinde caydırma kuvveti çok daha zayıf. Suriyeliler yapabiliyor çünkü Suriyeli erkekler şeyden korkuyor. Polisle yüz yüze gelmekten, adli mercilere şikayet edilmekten korkuyor. Yani anladığım kadarıyla henüz nasıl bir uygulama yapıldığı da çok net değil, değil mi? Daha önce de vardı işte belli bölgelerde, mesela Esenyurt'ta geri gönderme, gönüllü geri gönderme mevzusunun daha farklı uygulandığına dair duyumlar almıştık. İnsanlar şöyle söylüyordu, gönüllü geri gönderme formunu zorla imzalattıklarını söylüyorlarmış. Çok net, Türkiye'deki Suriyeli nüfusunu azaltmak istiyor devlet. Ama bunun, yani olabilir, yani Türkiye bunu istiyor olabilir, Nümlan da istiyor, muhtemelen Ürdün de istiyor. Önce bir savaş bitsin,
insanlara yol gösterilsin, ekonomik olarak destek yolları gösterilsin. Muhtemelen dönerler. Çünkü burada çok da mutlu değiller yani. Bunlar yapılmadan geri göndermek bir halkı ikinci kere, hatta yani Türkiye içinde bir yerden bir yere göndermek de aynı anlama geliyor. Zorla yerinden etmek bu. İstanbul'da bir hayat kurmak için geliyor bu insanlar dediniz. Sosyal bir tarafı da var dediniz. Bu sizce aradıkları ve istedikleri bu sosyal hayat ne derecede kurulmuş durumda? Ya kadınlar zaten eve hapis bir vaziyetteydi. İşte yani belki bizim gibi kurumlar sayesinde işte çıkıp bir yerlere ya da bakkala en fazla hani ya da işte pazara kadar gidip gelen kadınlardı. Ama şu an öyle bir psikoloji altındalar ki dışarı çıkmaya bile korkuyorlar. Kimliği olmayanlar ya da başka ile kayıtlı olanlar. Mesela kadınlardan biri şey söyledi işte. Yani işte kocamı işten attılar ve kocam da şu an evde ve biz korkumuzdan dışarı çıkamıyoruz ve psikolojik olarak çok kötü etkilenmişti. Bizi geri gönderirlerse ben intihar ederim gibi bir cümle kurdu. Çünkü şöyle düşünelim, yani sıkıştılar, eve sıkıştılar, hapsoldular ve para kaynağı kesildi ve korkuyla yaşıyorlar. Şu anki psikolojileri o.